Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. 6 Aralık 2022 Salı günü bugün ve BOFA'nın alım ve satım yaptığı, lot bazında en çok alım ve satım yaptığı 5 hisseyi sizlere bildireceğiz arkadaşlar. Lütfen burada verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirleriniz, düşüncelerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Ayrıca kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini de açınız. Evet, ama ABD Yatırım Bankası Bank of America'nın Borsa İstanbul'da bugün en fazla lot bazında alım ve satım yaptığı hisseler ve bu hisselerdeki son durum BOFA Borsa İstanbul'u nasıl etkiliyor? Bu videoda rahatlıkla görebileceksiniz arkadaşlar. ABD Yatırım Bankası Bank of America'nın Borsa İstanbul'da bugün alım yaptığı ve satım yaptığı hisseler. Evet, alım yaptığı hisseler. Şişe Cam, unutmayın, 4'ün üzerinde gelir elde etti bugün. Yapı Kredi Bankası, Akbank, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Albaraka Türk. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz Sise'den, Şişe Cam'dan 12 milyon, Yapı Kredi'den 5 milyon, Akbank'tan 5 milyon, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan 3 milyon 300 bin, Albaraka'dan 2 milyon 468 bin adet ilk 5'teki lot sayısı. BOFA satın almış. %32'yi temsil ediyor bunlar arkadaşlar. Şimdi hisselerin durumlarına bakalım. Buradaki maliyet rakamları üzerinden BOFA kar mı etti, şimdiden zarar mı etti bir görelim arkadaşlar. Evet, Şişe Cam günü 4.45'te yukarıda tamamladı. Kendisinden beklenmeyen bir pozitiflikle tamamladı diyebiliriz arkadaşlar. Görüyorsunuz çok doğru ve paralel bir şekilde yükselişteydi. 5 günlük durum böylece 2.75 değer kazancı var şu anda. Şişe Cam'dan Bank of America 12.053.943 adet lot satın almış. 39.87 ortalamadan şu anda 40.36 arkadaşlar. Şişe Cam şu anda bile pozitife geçmiş. Evet arkadaşlar, ikinci hissemiz Yapı Kredi Bankası. 0.64 değer kazandı bugün. 0.64 yukarıda Yapı Kredi Bankası. Bank of America 5 milyon 97 bin adet hisseyi 11.2 maliyetle satın almış. Şu anda 11.03 arkadaşlar. Şu anki maliyeti Bank of America'nın daha yüksek gözüküyor. Üçüncü sırada Akbank var. 0.31 negatifte bugün. Çok dalgalı bir seyir. Uzun süre saat 14'e kadar yukarıda kalan bir endeks. Daha sonra ise dalgalı bir şekilde paralel giden bir görüyorsunuz iz var. Daha sonra eksiye düşmüş. 5 günlük durumu %8.36 gelir kaybı var. Akbank zaten 5 gündür iyi kaybediyormuş. Bugün de 0.31 değer kaybetmiş. Akbank'tan da 5 milyon 23.846 adet hisse satın almış BOFA. Ortalaması 16.69. Şu anda 16.23. Şu anda da bu fiyattan zarar etmiş gözüküyor arkadaşlar. Evet. Vakıf GYO %1.56 ile yukarıda bugün. Dalgalı bir durum söz konusu ise de 5 günlük durumunda %11.19'luk bir kazancı var. BOFA Vakıf GYO'dan 3.326.086 adet hisse satın almış. 4.58 ortalamayla şu anda 4.57. Bugün BOFA kazanamamış arkadaşlar. Genelde hepsinde daha eksiye dönmüş işler. Ve son olarak da Albaraka Türk %2.25 yukarıda bugün. 5 günlük durumu 5.22. Albaraka Türk'ten de 2 milyon 468.560 adet lot satın almış. 3.66'dan şu anki değeri 3.63. Burada da zarar yazmış şimdiden. Nerede kazanmış? Sadece bir hissede, Şişe Cam'da kazanmış. Şişe Cam'da %4.5'tan fazla arttığı için bugün arkadaşlar. Şimdi Bank of America'nın sattığı hisseleri de hızlıca bir görelim. Evet. ADS. Şuradan alıyorum arkadaşlar. ADS, Kardemir, Demir Çelik, PKG, Enkay ve Cemaş. Cemaş'tan satmış.
Adese'den 30.506.000 adet satmış. Çok büyük bir rakam. Hemen onun durumunu görmek istiyorum. Bakalım. Evet, 1.08 adese negatifte. Dalgalı bir gün yaşamış. O da açılış itibariyle saat 11'e kadar 1.83'müş yukarıda. Daha sonra negatife düşmüş arkadaşlar. 11.15'te iyi bir durumdaymış. 1.08 negatifte. Buradan 30.506.000 adet hisse satmış BOFA. Çok büyük bir hisse satışı var. Evet, devam edelim. Kardemir bugün de iyi bir grafik çizdi. Neredeyse tavandaydı. Tavan denilebilir yani arkadaşlar. 9.06 kazandı. Dün de tavandaydı biliyorsunuz. Özellikle bugünkü 50 milyon lot satışı ile ilgili dünden beri, yani bugün duyurulmasına rağmen kamuoyu aydınlatma platformuna, dünden beri hisse iyi kazanıyor. Kardemir'in de yükseldiğini gören BOFA satmış. 13.895.643 adet satmış arkadaşlar. 17.24 maliyetle almış. 17.70'den satmış. Evet. Peker gayrimenkul %10 ile bugün arkadaşlar tabanda. Peker'den de 13.493.000 adet hisse satmış. BOFA ve tabana atmış şirketi. Evet, devam ediyorum. Enkay'da %0.60 ile negatifti arkadaşlar. Saat 17.15'e kadar pozitifte olan bir hisse 17.15'ten sonra negatife dönmüş. 0.60 değer kaybetmiş. 5 günlük durumda ise %4.66 bir kazancı var. BOFA 12.044.866 adet hisse satmış. Buradan 27.17'den arkadaşlar şu anda 26.50. Evet, 12 milyon gibi yüksek miktarda bir hisse satışı olmuş. Evet, Çamaş'a geçelim. Çamaş'ta günü 1.92 ile negatifte tamamlayan bir hisse. Pozitif başlasa da 5 dakika sonra negatife düşmüş ve sürekli negatifte kalmış. 5 günlükte 4.51 kazanç var. Çamaş'tan da 8.439.730 adet hisse satmış. BOFA ortalama olarak da, yani satış fiyatı 2.57'den gerçekleştirmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün Bank of America'nın Borsa İstanbul'dan almış olduğu 5 tane lot bazında en çok hisse ve satmış olduğu 5 tane lot bazında en çok hisseyi sizlere bildirmeye çalıştık. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız ama BOFA'nın Borsa İstanbul'u etkilediği de aşikar. Bunları görmeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Buradaki bilgileri de yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Tekrar hatırlatalım. Hepinize bol bol kazançlar.